asılmış bensizlik. Öldünüz değil mi açlıktan? Allah seni başımızdan eksik etmesin abicim. Az daha geç kessen herkes birbirini yer, kimse açlık çekmezdi. İyi. Şimdi beni yesinler. Cinderella. Amca nasıl olmuş? İnce kesememişsin. İçleri pişmemiş, kalın olmuş. Ben doğradım sanıyorsan Alparslan doğradı, ona göre puanla. Fark ettim. Daha ince seninkinden. Babacığım, sen niye burada kalmadın baba? Dükkanda uyuyakalmışım kızım. Herkes burada, sen niye dükkanda uyuyorsun ki? Vehbi ile civcivi beklerken uyumuşum işte kızım. Kimse uyandırmadı mı seni? Üstüme ne çok geldin Zeyno'da. Ya anam mısın, karın mısın, kızın mısın? İşi saçma olunca insan soruyor baba. Neyin adamın üstüne? Belki dayının gizli bir işi vardı. Derken enişte? Yani özel. Özel derken? Yani aile içerisinde konuşulmaması gereken bir iş. Kocacığım sen bunun tadına baktın mı? Ye bak, ye bak, Lütfiye yapmış çok güzel. O çatal daha girmedi tam boğazına. Biraz daha ittir de ittir teyze kızım. Evde yapacağım ben onun yuvasını. Neyse, bizim de size hayırlı haberlerimiz var. Servet abi, hayırlı haber. Evet İlyas ya, bu aralar başımıza türlü felaketler gelmiş olabilir. Elektrik kaçağı, yangın. Gerçi reis onları karşılayacağını söyledi. Ben öyle bir şey demedim. Yani enişte haklı. Böyle özel şeyleri sofrada konuşmuyoruz. Evet, aynen. Reis, senin sigortaladığın fabrikanın tadilatı çok yakın zamanda bitiyor, haberin olsun. Amca, fabrika mı aldınız? Aldık yeğenim. Aldık, üstüne bir de yaktık. Biz yakmadık da. Mahmut'un adamları yaktı. Masadayız da. Hazır bir şey söyleyeyim unuttum sana. Bir gelir misin? Para ve bir hazır olunca gidelim. Tamam abi. Alparslan. Sen bu akşam bana gel, benimle kal. Olur amca. Hızır amcam bir şey söyleyecekmiş. İşimiz var dedi ama. İşini bitirince gel de. Tamam. Sen gelme. Hayırdır, ne oldu? Hatice ile enişteyi bir daha evimde görmek istemiyorum. Kendi evine olunca çağırmasın. Burası benim evim. Meryem. Benim olduğum her yer benim evimdir. Bundan sonra cumartesi kahvaltılarında metresin evinde yaparsın. Oraya çağırırsın. Bak. Eğer böyle devam edersen yüzümü yalnızca pazarları görürsün. O da yalnızca benim yüzümü görürsün. Arkamdan iş çeviren insanlarla aynı sofraya oturmayacağım. Haberin olsun. Kurban olduğum Allah'ım, kurban olduğum Allah'ım. Abi, bizi bekliyorlar. Gidebilir miyiz artık?
Ne oldu? Yengemler bizi görmek istemiyorlarmış. O da nereden çıktı? Daha demin konuşurlarken duydum. Üstelik bir de dayımın metresi varmış. Sakın. Sakın bak, kimseden böyle bir şey duymayayım, kemiklerini kırarım. Duydun mu beni?